Şimdi çok kıymetli bir konuğum var. Gazeteci Güngör Yavuz Arslan bizlerle beraber. Hemen bu sıcak gelişmeyi kendisiyle de değerlendirmek istiyorum ben. Akşam saatlerinde Suriye'nin kuzeyine gerçekleşen bir operasyon vardı Güngör Hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bu Merhaba. süreçte saat 23'te Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre bir hava harekatı daha gerçekleşti. Türkiye pazar gününden itibaren o bölgeye, Irak'ın kuzeyine ve Suriye'ye de hava harekatlarını böylelikle gerçekleştirmiş oldu. Bir kara harekatı daha gelir mi? Siz bu hava harekatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Kara harekatı her an olabilir. Yani bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Suriye'de Türkiye ile birlikte hareket eden Suriye Milli Ordusu'nun bu konudaki hazırlıkları en üst düzeyde. Bu bir saha gerçeği. Ama Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in dediği gibi kara harekatı tek seçenek değil demişti. Hem İstihbarat Başkanlığımızın gündüz operasyonu hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir gece ansızın gelebiliriz. Desturu çerçevesinde 23.00'da gerçekleştirdi ve tahminim bir saatten kısa bir zamanda evet, sonuçlanan ve 30 nokta ki telrifat da vuruldu. Yani sadece Fırat'ın doğusu değil, batısına da evet, petrol tesisleri, kuyuları ve örgütün üst düzey yöneticilerinin bulunduğu altyapı ve üst yapı. Hakan Fidan bunu belirtmişti. Sistematik bir şekilde akıllı mühimmatlar tarafından etkisiz hale getirildi. Burada elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığı, işte ne kadar resmi açıklamaları olsa da Amerika Birleşik Devletleri bu operasyonlardan ciddi anlamda rahatsız. Türkiye'nin hava harekatları sırasında sığınaklara çekildiğini kendi kaynakları sürekli bir şekilde anlatıyor. Şimdi bu operasyonlar kara harekatına dönecek mi? Şunu belirtmek isterim. Türkiye, Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ta pençe kilit operasyonlarına devam ediyor. Yani Irak'ta aktif bir şekilde. Suriye'de de Suriye Milli Ordusu ile birlikte operasyonel halde. Büyük çaplı bir hareket olmasa bile terörle mücadele sahada devam ediyor. Belki Türkiye sınırının, Suriye sınırı 911 kilometre. Bunun 30 kilometresinin tamamen, özür dilerim, 911 kilometresinin 30 kilometre derinliğinde tamamen kontrol için bir hareket gerçekleşebilir. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılı açılışında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli defaatle bunu belirtti. Bunlar öncüsü müdür? Evet, öncüsüdür. Ama bu en son harekatlar İçişleri Bakanlığımıza gerçekleştiren terör saldırısı teşebbüsündeki teröristlerin ve destekçilerinin Suriye'den gelmiş olması ve Suriye PKK'sına mensup olmaları ve bu ona karşı hem bir kararlılık hem bir terörle mücadele. Şimdi izleyicilerimiz ekranlarda izliyor. Vurulanlar işte bu SİHA saldırılığındaki gibi araçlar ya da örgütün üst düzey değil. Örgütün altyapısı işte bu silah deposu, gıda deposu, işte akaryakıtların depoladıkları, militanların kaldıkları yerler, tesisleri yok ediliyor. Bu da devam edecektir. Burada enerji başlığını ayrı değerlendirmek lazım. Evet. Terör örgütü Suriye'nin PKK, terör örgütü Suriye'nin petrolünün %82'sine yakın kısmını kontrol ediyor ve bundan bir gelir elde ediyor. Bu petrol ve doğalgaz tesislerinin, işte kuyuların, depolama tesislerinin ya da diğer unsurlarının, tankerlerinin vurulmasıyla örgütün parasal kaynağına da bir darbe vurulmuş oluyor. Bu terörle mücadele de çok önemli. Örgüt Suriye içinde ve nispeten de Irak'a ham petrol ticareti yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde. Devam edecek, ben bunu söyleyeyim Eda Hanım. Yani bu sadece bir iki günlük operasyon değil. Ben yarın sabahta günün ilk ışıklarıyla operasyonun devam edeceğini düşünüyorum. Belki gece de benzer operasyon. Ana strateji belini bükmek. Yani şu anda bu hava saldırılarıyla Irak'ın kuzeyi ve özellikle Suriye için söylüyorum. Örgüt nefes alamıyor, başlarını kaldıramıyor. Zaten Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler bir gece ansın gelecek şarkısını kulaklarından hiç eksik etmesin. Geleceğiz diye. Bunu belirtmişti. Gerçekten de bu 48 saatte Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyine baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri akıllı mühimmatla doktor operasyonlarına devam ediyor. Tabii burada daha çok Türkiye'nin terör örgütüne karşı yaptığı hava harekatından daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin sahada olması. Tabii, i̇şte evet. Resmi açıklamalar geldi. Suriye'nin kuzeyinde düşürülen bir SİHA var. ABD'liler resmi savunma bakanlığı sözcüsü biz vurduk. Ama Türkiye kendi envanterinde olmayan, belki Türk yapımı olabilir mi? Türkiye'nin envanterinde olmayan bir SİHA oldu. Açıkladı. Büyük ihtimalle Suriye Milli Ordusu da sahada küçük SİHA'lar kullanıyor.
Bunlardan biri gerçekleşebilir. Çünkü akşam saatlerinde biliyorsunuz Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütünün hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu üssü hem de Suriye Milli Ordusu'nun yönelik terör eylemleri ve saldırı gerçekleştirdi. Suriye Milli Ordusu da bu terörle mücadelede PKK ve DEAŞ'a karşı operasyonel bir halde. Hocam bu daha çok Türkiye'nin, böldüm lafınızı ama bu daha çok Türkiye'nin sanki moralini, motivasyonunu aşağıya çekmek için yapılmış bir açıklama gibi geldi bana. Peki olabilir mi böyle bir şey? Tabii olabilir ama şöyle de bir gerçek var. Tabii örgüt ya da örgüte yakın kaynaklar bunun propagandasını yapacak. Ama bu kadar geniş çaplı bir harekatta ve Suriye'nin özellikle terör örgütünün bulunduğu bölge için söylüyorum. Bölgenin hava kontrolü Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Mutlaka bu kadar uçuş, işte hem jet, savaşan jetler hem SİHA'ların uçuşu olduğu bölgede Amerika Birleşik Devletleri de bazı adımlar atacaktır. Çünkü ciddi bir rahatsızlık var. Şöyle bakalım Eda Hanım, şu bakış açısını getirebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin himaye ettiği unsurlar, terör unsurları pasifize oluyor. Örneğin şu görüntü üzerinden bir yorum gerçekleştiriyorlar. Şimdi bu kamp, terör kampı vuruluyor. Bunun 200-300 ya da 500 metre yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin ya bir kampı ya bir noktası ya da üssü var. Üssü var. Bu onlara ciddi anlamda bir rahatsızlık gerçekleşiyor ve bizim personelimizi tehlikeye atıyorsunuz diyor. Türkiye'de de diyor ki orada diyor çok sığınak kazdınız, sığınaklardan çıkmasınlar. Bizim işimiz bitene kadar. Aslında sahanın dili bu. Tabii Amerika Birleşik Devletleri de bir etki oluşturacak. Adeta ben de burada varım dedi. Resmi açıklamalar olduğu için sonra bir SİHA vuruldu. Aslında tartışılan ciddi anlamda da bu SİHA nereden, özür dilerim, Türk SİHA'sını vuran bu uçak nereden kalktı? Erbil'den mi kalktı? Suriye'de bulunan ABD üslerinden mi kalktı? İncirlik'ten mi kalktı? Bu ciddi anlamda da bir tartışma konusu. Ama burada iki savunma bakanının konuşması, koordinat altında olması tırnak içinde askerler bunu bir kaza olarak tanımladı. Biraz da iki tarafta bu işi geçiştirmeye çalışıyor ama Türk tarafı kararlı. Terörle mücadele. Yani bu SİHA operasyonundan sonra yoğun bir şekilde de savaşan şahinlerimiz büyük ihtimal F-16'ların kullanıldı. 30 noktanın burada geniş bir harekat gerçekleşti. Şimdi bu harekatlarla aynı zamanda sadece alt ve üst yapı petrol tesisleri de önemli isimler de tespit edilen. Sizin de yayında başında Türk Milli Savunma Bakanlığı açıklaması söylediğiniz üzere petrol kuyuları bölgesinde üst düzey yöneticiler de var. Bu çok önemli. Üst düzey yöneticilerinin vurulması. Şöyle bir şey var yani açıkça bunu söylemek gerekir. Bir yapı, sözde bir gayrimeşru terör yapısı oluşturma ve kendilerini Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde bir şey olarak sözde bakanlar, sözde belediye başkanları, yöneticileri var, PTT açıyorlar, okul açıyorlar. Adeta bir devlet provası kendilerine göre gerçekleşiyorlar. Şimdi bunun da kaynağı petrol. Yani bunu yapmanız için bir para olması lazım. İşte bu kaynak kesilince özellikle Kandilci kadroların bu bölgedeki hegemonyası sonlanacak. Ben bu hava harekatlarının bir başka etkisinde eğer Türkiye bunu devam ettirirse ve istediği sonucu elde ederse burası çok önemli. İstediği hedefler olursa Araba şirketlerinin yaklaşık bir aydır terör örgütü PKK ile bir mücadelesi var. Özellikle Deyzor hattında. Bu yayılabilir çünkü terör örgütünün gücü kırılacak ve bu aşiretler üzerindeki baskısı azalacak. Bu da aşiretlerin belki de bazı kentleri kontrol etmesine neden olabilir. Bu çok önemli Fırat'ın doğusu için. Çünkü Fırat'ın doğusu büyük oranında Arap nüfusun yaşadığı ve Arap aşiretlerinin sosyalistinin çok güçlü olduğu bir dönem. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütünün belini kırması, işte elindeki ateş gücünü azaltması, militan sayısını pasifize etmesi Arap aşiretleri ön plana çıkar. Tabii. Bu da yeni bir durum demek Suriye'de. Yani Arap aşiretleri kentleri kontrol etmesi ve kendi aşiret ne diyelim sistemine göre buraları yönetmesi artık bir işte Türkiye'nin kontrol ettiği güvenlik bölge, İdlib bölgesi, rejim bölgesi, terör örgütünün bölgesi derken aşiretler bölgesi diye de bir kavram ortaya çıkabilir. Tabii şu anda bu çok sıcak. Yani Türkiye'nin bu operasyonları aşiretleri de bir nevi elini güçlendirecek. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu operasyonları durdurmak istiyor. Bunu da söyleyeyim. Evet, ciddi bir rahatsızlıkları var. Şu anda Ankara ve Washington arasında askeri bir temas hattı var biliyorsunuz. İrtibat hattı pardon. Bu mekanizma çalışıyor. Bu ortak devriyeler için kurulan Türkiye ve ABD arasında çalışıyor. Ama benim gördüğüm harekatlar Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen devam edecek. Şimdi Hakan Fidan'ın dediği üçüncü taraflar sadece ABD değil Eda Hanım. Sağda İran var, rejim var ve Rusya Federasyonu'nda atıfta atlamadan geçmemek lazım.
Bu operasyonların gerçekleştiği bölgede İran'da Çünkü üsler o var. Yani bölgede hepsi var, öyle değil mi? Yani Amerika'da evet. var, Rusya'da var, Çin bile Evet. var. Evet, tabii silahlı olarak rejim unsurları, terör örgütü PKK, Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleri, çok az Fransız özel kuvvetleri var sağdan ve genelde onlar da ABD ile hareket ediyorlar. Elbette İran destekli Hindistan. Şimdi bunlar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üçüncü taraf olarak adlandırdı ve ateş hattından uzak durması gereken unsurlar. Burada sivil hassasiyet çok önemli. Örneğin terör örgütü mensuplarının kamplarını, yerleşkelere yakın olan yerleri vurulmadı. Bunun da altını çizerek belirtmek lazım. 30 tane akıllı mühimmatta belirlenen hedef. Çünkü terör örgütünün çok ciddi bir kara propagandası var. Özellikle Batı medyasında, Avrupa medyasında bu harekatlar başladığından beri bunu gerçekleştiriyorlar. İşte Türkiye'nin sözde sivil hedefleri vurdu. Vurduğu yönde. Ama görüntülerin özellikle paylaşılmasının nedeni de bu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle bu görüntüleri paylaşarak bu kara görüntüyü ortadan kaldırmaya çalışıyor. Tabii Bu bizi burada etkiler mi? Yani gideceğimiz yolda önümüze çıkabilecek bir hayır. engel olmaz herhalde. Hayır, çünkü şöyle, Türkiye Amerika'ya rağmen, Rusya'ya rağmen 4 tane harekat gerçekleştirdi. Yani Afrin'de Türkiye Zeytin Dalı harekatını yaptırdığında orada hem rejim unsurları hem Rusya hem ABD vardı mesela. Fırat Kalkanı aynı şekilde. Doğru, Yani tabii canım. bunların varlığı ya da sahada olması Türkiye'nin askeri hedeflerine ulaşmasına bir engel değil. Türkiye başka faktörler ve askeri karar vericilerin gösterdiği bir şekilde bu operasyonları gerçekleşiyor. Örneğin Yaşar Güler kara harekatı tek alternatif değil, tek seçenek değil dedi. Yani kara harekatı. Havadan da bu işi belirli etki oluşturabiliriz. Bu bir süre daha devam edecek. Ben açıkça söyleyeyim. Yani bu çok önemli bir süreç. Çünkü petrol ve altyapı testleri ilk defa terör örgütü bu kadar yüksek düzeyde havadan vuruyor. Tabii Suriye Milli Ordusu'nun da varlığını atlamamak lazım. Belki belirli noktalarda PKK'nın pasifize edilmesinin ardından Membiç hattı için bunu söyleyebiliriz. Suriye Milli Ordusu bazı köyleri bir kritik noktadır kontrol edebilir. Çünkü onlar PKK'ya karşı bir hat oluşturdular. Hat oluşturdular. Tabii bunları iyi takip etmek lazım. Şimdi sağdan da tabii bilgiler geliyor. İşte Malikiye'de sözde eğitim kampının vurulması. Orada çok ciddi kayıplar var. Bunların toplu halde durduğu yerler. Kahtaniye eksenindeki petrol kuyuları vuruldu. Tel Rifat'ı söylemiştik. Hava harekatı. Fırat'ın batısı da vuruldu. Ve en önemlisi sınıra çok yakın Ayn Arab ve çevresi. Yani benim bu gördüğüm 30 nokta Eda Hanım çok yoğun şekilde de PKK'nın var olduğu ana noktalar vuruluyor. Yani toplandıkları bölgeler. Şimdi sabah daha net bilgi alacağız. Yani oradaki günü ağardıktan sonra oradaki bağımsız kaynakların aktarabildiği şeylere daha iyi bakacağız. Tabii burada kamu diplomasisi ve iletişim açısından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına iyi bakmak lazım. Bu çok hızlı ve yoğun bir şekilde gidiyor. Bunu da belirteyim. Yani bu işte üst üste harekatların gelmesi yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradaki etki ve sonuca çok iyi bakmak lazım. Ben etkili olduğunu şuradan anlıyorum. ABD'liler çok bağırıyor. Yani bu harekat başarılı ki o kadar. Çünkü normalde Türkiye'nin yaptığı önceki harekatlarda sadece müttefiklik vurgusu gerçekleştirildi ve fazla da bu iş ABD tarafından konuşulmazdı ama kaç günden beri konuşuluyor. Bu şey şöyle bir bakabiliriz. Şimdi bu 30 kilometre. Besliyorlar, besledikleri bir el var sonuçta orada, öyle değil mi? Yani parayla besliyor, silahla besliyor, orada bir güç olsun diye istiyor. Orada bir terör devleti kurmak istediler. Türkiye Amerika'ya rağmen buna izin vermedi. Bunun gerçekten altını çizmekte fayda var yani. Amerika'ya rağmen, Batı'ya rağmen orada bir yapılanmaya izin vermedi, vermeyecek de. Elbette hoplayacaklar, zıplayacaklar hocam, tabiri caizse yani. Şimdi bu harekatta gördüğümüz 500 kilometrelik bir hat, Tel Rifat'tan işte Irak sınırına, Kamışlı'ya kadar alırsak 500 kilometrelik bir hat vuruluyor. Bu çok önemli. Bu katladı genelde terörü ve aşağıya da 140-130 kilometre derinliğe kadar iniliyor. İniliyor. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem operasyonel yeteneği açısından sahip ciddi bir mesaj. Güney sınırlarımız, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan güney sınırımız derken Suriye ve Irak'ı ayırmadan 30 kilometrenin de güvenlik şeridiyle koruma. Şimdi Pençe, İran kuzeyindeki Pençe kilit operasyonu bu gerçekleşiyor. Yakında kilit vurulacak.
Belki Kandil ayrı bir harekatla ileride, ki bugün Irak Savunma Bakanı da Ankara'da, belki Irak'la ortak ve bölgesel yönetimle de ortak adımlar atılabilir. Ama Suriye'de bu 30 kilometre hattı oluşturacak Türk Silahlı Kuvvetleri. Belki bu hava harekatları önceden bunun hazırlıkları, yani terör örgütünün belirli noktalarda pasifize ederek Suriye Milli Ordusu ile birlikte, belki adı Süleyman Şah olacak ya da başka bir harekatla, bence böyle yarım kalmadan, çünkü Barış Pınarı Harekatı'nda Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde baskılarak o harekatı durdurmuştu. Ama bu sefer bu sınırı Muaz'ın öbür tarafındaki bu şeridi oluşturmak için çok çok ciddi bir kararlılık var. Ben bunun öncüleri olduğunu düşünüyorum. Kara harekatı mutlaka olacak eğer terör örgütü alanda pasifize edilmezse. Şöyle bir şey var, Barış Pınar Harekatı'yla sonunda Pompeo ve Pence, Başkan Yardımcısı Pence, Savunma Bakanı Ankara'ya geldi ve bir mutabaka da imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri burada Türkiye'ye bazı taahhütlerde bulundu ve bunların hiçbirini gerçekleştirmiyor. Evet. Gerçekleştirmiyor. Yani bu çok önemli. Bunun için bu harekat sonrası Amerika Birleşik Devletleri ile belki ihtimal dahilinde yeni bir görüşme olabilir. Ama bu oyalayıcı bir görüşme olursa Türkiye harekatlarına devam eder. Bizim aktarılan kaynaklar ABD'liler harekatın, yani operasyon durması için Türkiye'de sürekli bir irtibat halinde. Şu ana kadar Ankara buna bir dönüş yapmadı. Sadece sahada cevap evet, verdi. Evet, Türk Savaş Şubeleri Suriye'nin kuzeyinde YPG ve terör PKK noktalarını vurmaya devam ediyor. Belki bir kırılma noktası yaşanabilir Amerika Birleşik Devletleri ile bir görüşme dahili olursa eğer, değişik bir görüşme olur diye düşünüyorum ben. Çünkü geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde Türkiye için stratejik ortağımız diye bahseder ABD normal şartlarda, ama NATO müttefikimiz kelimesini kullanmıştı bu saldırı girişimi ile ilgili olarak. Ankara'daki hain saldırı girişimi, İçişleri Bakanlığı'nın oradaki saldırı girişiminden bahsederken Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi ve orada NATO müttefikimiz dedi. Normalde stratejik ortağımız der. Türkiye artık coğrafi yapısında stratejik konumunu Amerika'ya karşı da çok ciddi bir şekilde ifade edecek ya da ediyor diyebilir miyiz? Yani farklı bir görüşmeden şimdi, kastım Türkiye'nin istediklerini alabilir mi Amerika'dan Türkiye? Şimdi güvenlik başlıkları Türkiye çok kararlı. Amerika Birleşik Devletleri işte istediğimiz birçok talebi karşılamıyor ve artık bu görüntülerini izlediğimiz harekette olduğu gibi Türkiye bölgede kendi kuyruğunu kesiyor ve bunu askeri gücüyle başarılabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK ve FETÖ özelinde Türkiye'nin istediği noktaya gelmesi çok uzak. FETÖ ile başını hala himaye ediyor ve Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta da nispeten terör örgütlerine bir alan yaratıyor. Hatta onlarla terör örgütü olarak tanımlanan belirli çalışmalara giriyor. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti ABD'ye rağmen bir etki oluşturması gerekir ki bunu önceden gerçekleştirdiği harekatlarda başarabildi. Ama bundan sonra benim gördüğümüz yani bunun bir genel harekatla bu 9-11 kilometrenin topyekün halledilme düşüncesi var Ankara'da. Tabii bunun da teknik, askeri, siyasi, diplomatik boyutlar var. Bütün şartların bir araya gelmesi gerekir. Burada bence şuna da dikkatli bakmak lazım. Şam rejiminin tavrı. Benim son aylarda dikkat çeken bir konu Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Şam'daki temsilcinin Türkiye'nin bu harekatlarına sessiz kalarak dolaylı olarak destek veriyorlar. Çünkü PKK da onların başına bela. Ne kadar masada bunu açıktan söylemeseler de, yani Türkiye'yle yaptığı uluslararası ilişkilerde, biz şu anda Suriye'nin yapmadığı ya da yapamadığı harekatları ve terörle mücadeleyi gerçekleşiyor. Örneğin bu petrol Suriye'nin petrolü. Evet. Rejim kendi petrolünü PKK'dan parayla alıyor. Düşünün, bir ülke belirli bölgesini petrol kuyularını terör örgütüne kaptırmış ve ihtiyacı olan, yani Esad'ın makam aracının yakıtı da buna dahil PKK'dan parayla alıyor. Adeta terör örgütü Şam'ı haraca kesmiş durumda. Evet. Bunu kendileri sonlandıramıyor. Ama Türkiye Hava ve yaptığı kara harekatıyla bunları gerçekleştiriyor. En çok belki, onun da işine geliyordur yani, değil mi? Tabii. Şimdi bu belki ileride başka bir konuya devrilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye her zaman Esad'ın teröre bulaşmadan, şiddete bulaşmadan Suriye'nin normalleşmesi çağrısında bulunuyor. Ama daha çok bizim gördük, yani an itibariyle Türkiye terör örgütünü alt üst yapı ve enerji kaynaklarını kurarak hareket edemez hale gerçekleşmesi gerekiyor. Tabii sahanın içinden de, sadece havadan değil, sahanın içinden bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları da
güvenli bölgelerde adlandırdığı bölgelerden belli noktada da terör örgütü PKK'yı ateş altına alıyor. Çünkü Fırat Kalkanı bölgesinde bir saldırı gerçekleşti. Orada yaralılarımız var, polisimiz ve askerimiz. Askerimiz yani sağ çok sıcak, çok hareketli. Baktığımızda hep Türk ordusunun hava harekatı sırası PKK terör örgütünde yer yer terör eylemleri devam ediyor. İşte hava harekatından sonra belirli bölgelerde elektriklerin kesildiği, çünkü terör örgütünün kullandığı, örgüt faaliyetleri için kullandığı altyapı vuruluyor. Tabi resmi açıklamaları takip etmek lazım. An itibariyle hava harekatı sonlanmış gibi görse de her an, işte bir gece ansızın, gece vaktindeyiz. Bu harekatlar devam eder, görüşünce devam edebilir. Türk ordusu üst üste, çok önemli bu son 48 saat için, büyük operasyonları çok rahat, adeta tatbikata gider gibi, çay içer gibi yaptığını gösterdi. Şimdi Irak'ın kuzeyinde 22-30 hedef belirlenen, Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef, daha öncesi İstihbarat Başkanlığı'nın operasyonları. Evet. Bunlar tabiri caizse her yiğidin harcı değil. Doğru. Bir de bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin, ama ABD'ye rağmen yapıyoruz. Tabii, bu çok önemli. Burada şuna da bakmak lazım. Yasama yılı açılışında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın geliriz. Bu İçişleri Bakanlığı saldırısına cevap verirken. Bunun yanında Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin bütün siyasi söylemleri bir kenara bırakıp terörle mücadelede, özellikle Suriye ve Irak özelinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, devlete destek olma çağrısı, bir gece ansızın geliriz sözünü tekrarlaması, siyaseten Ankara açısından terörle mücadelede kararlılığın ne kadar güçlü olduğunu. Şimdi Türk askeri de bu aslında askeri literatür gereği şu mesajı veriyor: güçlüyüz, kararlıyız, muktediriz ve başarıyoruz. Bu çok önemlidir. Tabii. Yani bunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Yani bu telrifat, işte biz cezire olarak adlandırdığımız birlikte 30 hedef ve hava harekatıyla vuruldu. Yani bu gerçekten çok önemli bir nokta. Bir güç gösterisi, bir gövde gösterisi. İşin özeti şöyle bir şey var. Şimdi MİT'in ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurduğunda Suriye PKK'sı olan YPG'nin terör örgütüne vurduğu suikast ve sabotaj birimleri de vuruldu. Bak bunu gitmek lazım. Suikast ve sabotaj, yani Ankara'ya gönderdiği, Suriye'den geldiği kesinleşti. Evet. Sabotaj ve suikast birimleri, bunlar Suriye'nin birini, bunlar vuruldu. Sözde kendisi oluşturduğu istihbarat vuruldu. İşte sözde üst düzey yöneticileri, lider ve sözde komutanlar vuruldu. Simat ve silah ve mühimmat depoları vuruldu. Sözde kendi tabelalarını astıkları diyelim, karargahlar vuruldu. İşte altyapı bazı işte örgütlü faaliyetler için kuruldu ve bu artarak devam etti. Devam etti. Şimdi bundan sonra nasıl hareket edecekler? Ve nasıl bir Amerika Birleşik Devletleri'nin korumasına karşı nasıl ayakta duracaklar? Gerçekten beklemek görüyoruz. Doğru. Şimdi süreç daha çok sıcak. Belki siz belki günlerde başka harekatlarda konuşmaya devam edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için. İyi, çok iyi teşekkür yayınlar, ediyorum. İyi haber nöbetleri diliyorum. Saygılar, sevgiler. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere.